da Fazilet Partisi'ni, dördüncü partiyi kendileri kapattırdı dedi. Şimdi sizi de referans gösterdi. Tabii. Bir anlatsanız da şu tabii, işin şimdi aslında ben nedir? Bunu anlatacağım. Fazilet evet, Partisi'nin kapatılmasını önlemek için o zaman Başbakan Ecevit bir teklifte bulundu. Bulundu ve bu teklifte bulunurken Sayın Ecevit hem Sayın Devlet Bahçeli hem Sayın Mesut Yılmaz'la uygun buldular. Yani iktidar oluşturan üç parti uygun buldu ve o tarihte hepimizin imzası var bu teklifin altında. Bu teklifi o zaman Sayın Ecevit gerekli işte nisabı bulabilmesi için Fazilet Partisi'nden bu görüşmeler yürüten ve kontrol eden kişi de Ozan Asiltürk. Çünkü büyük telaş içindeler. Erbakan Hoca için sonradan çıkan o hükümlerin çıkmaması için. Görüşmeler yapıldı. Her şey güzel. Komisyonda renk veren yok. Çünkü fazilettekiler de taraftar gözüküyorlar. Oylama anında haber geldi. Oylama başladı. Biz de... Bu genel kurul oylamasından bahsediyorsunuz. Tabii tabii. Genel kurul oylamasına geldi. Komisyonlardan geçti maddeler. Genel kurula geldi. Geldi. Orada oynanıyor. Görüşmeleri yapıldı. İlk oylama yapılıyor. Biz görüşme yapıyorduk plan bütçe üyesi Kırkuy'a. İktidar ve muhalefet koştura koştura oy vermeye gittik. Dönüşte ben birisi Sayın Altan Karapaşaoğlu olmak üzere 2-3 tane sonradan AK Parti kurucusu olan üyelere dedim ki hadi iyisiniz. Bize saldırıyorsunuz ama Bülent Ecevit'in demokratlığını görüyorsunuz. Rakibi olan ve büyük bir çatışma yarattığınız Bülent Ecevit Erbakan hüküm giymesin, partiniz kapanmasın diye Cumhurbaşkanı da ikna ettiler. Böyle bir düzenleme yapıyoruz. Hadi hayırlı olsun artık kurtuldunuz ve bu ağlama şeyi de bitecek artık. Hani antidemokratik filan diye. Bana dediler ki biz oy vermedik ki. Anlamadım dedim. Nasıl oy vermediniz? Oylama gizli yapılıyor biliyorsunuz. Çanaka kağıt atıyoruz. Evet ya da hayır diye. Kabul ya da red. Hayır biz faziletin kapanmasını istiyoruz dediler. Neden? Biz parti kuracağız dediler. Ama biz faziletten ayrılıp parti kurarsak halk bizi partisini sattı diye oy vermez. Ama partimiz kapanınca özgürüz kendi partimizi kuracağız. Herkes kendi yoluna dedi. Üstelik mağduruz. Mağdur oluyoruz. Kapanmış bir parti, iki parti olacağız. Bunu gerçekten size söylediler mi? Gerçekten söyledi. Ben bunu 10 yıldır söylüyorum televizyonlarda. Düşünce olarak mı böyle hayır, hayır, varıyorsunuz? Hayır, hayır. Düşünce değil, söylediler. Sayım yapıldı. Gerçekten oylar çıkmadı. Bugün gazetelerde Sayın Kamalak'ta bir yanlış kalmış aklında. İkinci oylamaya gerek kalmadı. Yani oylama şeyi düştü. Toplu halde bir de oylanıyor ya maddeler reddedilince yani, iki maddede. Şimdi o zaman şöyle sorayım. Bir, Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 5+5 olması maddesi oylandı. Reddedildi. Diğer i̇ki, madde de oylandı iki, reddedildi. 69. maddede Fazilet Partisi'nin kapatılmasını tabii. önleyen ana madde oylandı. O da reddedildi. Reddedildi. Dolayısıyla toplanı üzerindeki oylamaya gerek kalmadı. Evet. Ben bunu söyledim. Bunu o zaman Milli Gazete 10 yıl evvel, 7 yıl evvel manşet attı tam sayfa. Ama kimse ilgilenmediği için bununla. Şimdi şurası önemli. Yani size o zaman Fazilet Partisi'nin milletvekilleri, daha tabii, sonra AK Parti'yi kuranlar dediler ki biz Fazilet'in kapatılmasını istiyoruz. Partimizi kuracağız çünkü. Ve gerekçe bugüne kadar göstermiştir ki partisinden ayrılarak parti kuranların hayatı devam etmemiştir. İncelemişler. Çok iyi fikir yetiştirmişler. O nedenle biz bu eylemi bu şekilde yaptık. Dediler ve ben hayret ettim. Ya inanılmazsınız dedim ya. Ya bu değer mi? Yani bir insan aynen böyle bir tartışıyoruz arkadaşça. Yani sizin varlığınız şu anda parlamentoda bulunmanızı sağlayan, düşünceyi alıp geliştiren Erbakan'ın yargılanmasına göz yumuyorsunuz. Partiniz kapanıyor. Aşağıda teşkilatta biz onların bir kısmını alacağız zaten. Kendi partimizi kuracağız dediler. Tabii ondan sonra onlar böyle istiyorlarsa bizim yapacak şeyimiz yok. Rahmetli Ecevit de ısrarcı olmadı. Ve zaten sonradan biliyorsunuz Sayın Tayyip Erdoğan'ın
o yasağını kaldırmak için yasaklarını, o maddeler değişti. Onu da CHP ve AK Parti'nin milletvekilleri beraber yaptılar. Yani işin aslı bu. Bana sorulsun demişse Sayın Kamanak şu nedenle söyledi. Çünkü onlar bunu ilk ağızdan benim o tarihte televizyonlarda yaptığım konuşmalar, ardından Milli Gazete'de manşet oldu ama Milli Gazete'yi o zaman tirajı çok çok düşüktü. Yalnız kendileri okuyorlardı. Hatta bir başka vesileyle onların ESAM vakfında konuşmacı olarak gittim. Ekonomik gelişmeleri anlatırken bir soru üzerine bunu orada da kendi kadrolarının, yani gençlik kolları, kadın kolları vardı, parti yönetimleri, Sayın Kutan davet etti ve onu da orada da anlattım. İşin aslı bu. Yani Fazilet Partisi'ni asıl kapatanlar AK Parti'yi kuranlardır. O gün AK Parti'yi kuranlar Erbakan'ın siyasi hayatını bitirdiler. Genel başkan olma şansını elinden aldılar. Ya ama bugün meydanlarda samimi değiller mi o zaman bunları söylerken? Yok, değiller.